Başkanı Doktor Evren Dinçer'in girişimleriyle Aksaray Belediyesi ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu işbirliğinde restore edilen 2. Kılıç Arslan Türbesi ve kafeteryasında son dokunuşlar yapılıyor. Köklü tarihi geçmişe sahip olan Aksaray'da en çok eserleri bulunan Selçuklu Sultan 2. Kılıç Arslan'ın türbesi şehre hakim bir noktada bulunuyor. Aksaray Belediyesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu 2. Kılıç Arslan'ın adına gelecek nesillere ulaştırmak için 2. Kılıç Arslan Türbesi'nde başlattığı restorasyon çalışmalarını tamamlamıştı. Türbeye yanında başlattığı kafeterya ve sosyal donatı alanlarındaki çalışmalarda da sona yaklaşıldı. Proje kapsamında ziyaret yerleri, karşılama alanı ve peyzaj alanlarında çalışmalar devam ediyor. 2. Kılıç Arslan Köşkü'nün yanında sosyal donatı olarak hayata geçirilen kafeterya projesinde kaba inşaat işçiliğinin tamamlanarak ince işçilik aşamasına geçildi. Yapımı %88 oranında tamamlanan köşk kafeteryasında Selçuklu mimarisinin motifleri kullanıldı. Şehrin tarihinde iz bırakmış isimlerin adını da yaşatmanın vefa borcu olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Şehrimiz köklü bir tarihi geçmişe sahip. Aksarayımızda özellikle Selçuklu dönemine ait yüzlerce eser bulunuyor. Göreve geldiğimiz günden beri bu eserlerin gün yüzüne çıkartmak için tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. 2. Kılıç Arslan Türbesi ve Köşkü'nün restorasyon çalışmalarımızı tamamladık. Kafeterya projesi, karşılama alanı ve peyzaj çalışmaları üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete aldığımızda hem Selçuklu Sultan'ın 2. Kılıç Arslan'ın türbesini ziyaret edenlerin kullanabileceği sosyal tesislerinde tıpkı Bedriye Medresesi, Zinciriye Medresesi gibi sevilerek kullanılacağını ümit ediyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği sosyal ve kültürel tesisleri inşa etmeye devam edeceğiz dedi. Aksaray'da birçok tarihi ve kültürel yapıları restore ederek koruma altına aldıklarını belirten Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, 2. Kılıç Arslan Türbesi ve Köşkü'nün hemen yakınlarına inşa edilecek sosyal tesiste 7'den 70'e herkesin ağırlanabileceğini de bildirdi. Tarihimize sahip çıkıyor, eserlerimizi gelecek nesillere taşıyoruz diyen Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, kafeterya projesiyle ilgili olarak 2. Kılıç Arslan Türbesi ve Köşkü'nün aslında uygun bir şekilde restore ederek Aksaray'ımızın kültürüne ve turizmine yeniden kazandırdık. Aksaray'a seyir imkanı sağlayan bir konumda olması nedeniyle yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından kullanılmasını da amaçladık. Bu minvalde bu tarihi yapımızın hemen yanında inşa ettiğimiz tesisimizle beraber inşallah ziyaretçiler hem tarihte bir yolculuk yaparken aileleriyle birlikte Aksaray manzarasında izleyebilecekler ifadelerini kullandı.